Sayın vekillerim, sayın rektörlerim, sayın Stratejik Düşünce Kurulu Başkanım, sayın Renepa Türkiye temsilcim, saygıdeğer öğretim üyeleri, değerli konuklar, sevgili öğrenciler. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen Yeniden Asya adlı panele hepiniz hoş geldiniz efendim. Değerli konuklar, şimdi hep birlikte Erciyes Üniversitesi tanıtım filmini izliyoruz. Üniversitesi adı altında kurulmuştur. Gelişimini hızla sürdüren Erciyes Üniversitesi 1993 yılından itibaren civar illerde kurduğu fakülte ve yüksekokullarla hizmetlerini yaygınlaştırmış Bozok Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Kayseri Üniversitelerinin temelini oluşturmuştur. Kuruluşunun 41. yılını kutladığımız Erciyes Üniversitesi günümüz itibariyle 19 fakülte, 7 enstitü, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ve 39 araştırma ve uygulama merkezine sahip olup 1042 öğretim üyesiyle faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmektedir. Yerli ve yabancı 2221 araştırmacı kadrosuna sahip olan Erciyes Üniversitesi'nin yerli ve yabancı 51.928 öğrencisi bulunmaktadır. Erciyes Üniversitesi iyi bir eğitim kurumu olma hedefini de koruyarak kendisine öncelikli olarak bir araştırma üniversitesi olmayı hedef olarak belirlemiş ve politikalarını kararlılıkla uygulayarak bu misyonda önemli gelişmeler sağlamıştır. Erciyes Üniversitesi başarılı ve alanında lider bireyler yetiştiren araştırma ağırlıklı, yenilikçi ve topluma sağladığı hizmetlerle örnek bir yükseköğretim kurumu olarak ülkemizde ve dünyada önde gelen üniversiteler arasında yerini almıştır. Erciyes Üniversitesi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini belirlemiş olarak dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak isteyen ve Büyük Türkiye hedefine hızla ilerleyen ülkemizin itici güçlerinden birisi olmayı amaç edinmiştir. Kayseri'mizin ilk bebeği Erciyes Üniversitesi bu noktada güçlüğünü ve başarısını ispat etmiş, müstesna bir kurumdur. Erciyes Üniversitesi ortaya koyduğu toplum yararına Ar-Ge vizyonuyla uyumlu olarak sahip olduğu güçlü araştırma altyapılarıyla ön plana çıkmakta ve bu kapsamdaki yatırımlarını kararlılıkla devam ettirmektedir. Üniversitemiz eğitim, öğretim ve topluma hizmet boyutunu da üst seviyede tutarak İçinde bulunduğu şehre ve bölgeye önemli katkılar sağlamaktadır. Son yıllarda yüksek öğretim kurumlarının kalitesi giderek artan bir oranda tartışılmaya başlanmış ve bunun sonucunda üniversiteleri performanslarına göre derecelendiren çok sayıda sıralama sistemi ortaya çıkmıştır. Erciyes Üniversitesi bu kapsamda ulusal ve uluslararası sıralamalarda önemli bir yer edinmiş ve bu pozisyonunu kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek suretiyle önemli bir başarı göstermiştir. Erciyes Üniversitesi, dünyanın en saygın sıralama sistemlerinden birisi olan ARMU sisteminin, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alma potansiyeli bulunan üniversiteler listesinde 2017 yılında Türkiye'den ilk sırada, 2018 ve 2019 yılında ise ikinci sırada yer alma başarısı göstermiştir. Erciyes Üniversitesi, dünyanın önde gelen bir diğer sıralama sistemi olan Times'ın 50 yaş altı dünya üniversiteleri 2019 sıralamasında 251-300 bandında yer almış, Times Dünya Üniversiteleri sıralamasında ise Türkiye üniversiteleri arasında 8. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 5. sırada yer almıştır. Aynı sıralamada üniversiteler 31 bilim alanındaki başarılarına göre de değerlendirilmiş ve Erciyes Üniversitesi 31 alanın 26'sında yer almak suretiyle ülkemiz üniversiteleri arasında ön sıralarda yer almayı başarmıştır. 2010 yılında kurulmuş olan Genom ve Kök Hücre Merkezi Yaşam Bilimleri alanında 13 farklı bölümü barındıran Türkiye
Türkiye'nin en büyük araştırma merkezidir. Erciyes Üniversitesi Aşı Merkezi, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı koruyucu aşının faz 1 çalışmaları tamamlanan dünyadaki ilk merkezdir. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İlaç Araştırma Merkezi ile Nanoteknoloji Araştırma Merkezleri, kapsamlı ve kritik araştırma faaliyetlerinin sürdürüldüğü alanların sadece birkaçıdır. Yüksek katma değerli teknolojik araştırmalara, girişimcilik faaliyetlerine ve sanayi ile işbirliklerine büyük önem veren üniversitemiz, Erciyes Teknopark'ın ana ortağı ve yöneticisidir. Kurulduğu günden itibaren başarılı çalışmalar yürüterek, bölgenin en büyük ve hızla gelişen teknoloji geliştirme bölgesi olan Erciyes Teknopark, gelişmekte olan teknoparklar kategorisinde üst üste 3 yıl birinci sırada yer almıştır. Ülkemizde başlatılan yüksek öğretim yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında araştırma üniversitesi olarak belirlenen üniversiteler Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmıştır. Şimdi sizlere araştırma üniversitesi olarak tespit edilen 10 üniversitemizi alfabetik sıraya göre açıklamak istiyorum. Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi. Bu kapsamda Erciyes Üniversitesi de araştırma üniversitesi olarak seçilmek suretiyle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin dışında Anadolu'dan seçilen ilk ve tek üniversite olma başarısı göstermiştir. Üniversitemizin araştırma üniversitesi olarak nitelendirilerek ülkemizin ilk 10 üniversitesi arasında yer almış olması memnuniyet verici olmakla birlikte bu durum üniversitemize ve mensuplarımıza da önemli sorumluluklar yüklemiştir. Bundan sonraki dönemlerde de üniversitemizin araştırma kapasitesinin artırılarak daha ileriye taşınması için kurumsal politikalarımız katılımcı ve stratejik yönetim anlayışıyla sürdürülecek ve yüksek katma değerli araştırmaların teşvik edilmesi, farklı kesimlerle işbirliğinin artırılması, uluslararasılaşma ve kurumsal süreçlerde sürdürülebilir bir yüksek kalite düzeyinin sağlanması kurumsal önceliklerimiz olacaktır. Erciyes Üniversitesi, Büyük Türkiye hedefine hızla ilerleyen ülkemizin İtici güçlerinden birisi olmayı amaç edinmiştir. Evet, saygıdeğer misafirler, açılış konuşmalarını yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mustafa Çalış'ı kürsüye davet ediyorum efendim. Sayın milletvekillerim, sayın rektörüm, sayın ANEPA temsilcimiz, sayın Stratejik Düşünce Kurulu Başkanı, saygıdeğer öğretim üyeleri, değerli öğrenciler. Yeniden Asya konulu panelimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, yeniden Asya nereden geliyor diyeceksiniz. Aslında yeniden Asya Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun 5 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilen 11. Büyükelçiler Konferansı'nda yeniden Asya açılımını ifade etmesiyle başlamıştır. Bu panelin de konusunun bu olması ayrıca bizi memnun etmektedir. Evet, Asya dünyanın ekonomi merkezi haline gelmektedir. Bizim geçmişimize baktığımızda aslında ben ülkemizi şuna benzetiyorum. Kökleri Asya'da, dalları Avrupa'da büyük bir çınar ağacına benzetiyorum. Tabii ki birçok 5 kıtada da tarihimiz olan bir ülkeyiz. Biz Erciyes Üniversitesi olarak Rusya ile özellikle iki ülke arasındaki son zamanlardaki ilişkilerin artmasına katkı sağlamak amacıyla akademik camiada ne yapabiliriz diye çalışmalara başladık. Bildiğiniz gibi yaklaşık 14-15 aylık bir rektörlük sürecim var. Ve rektörlüğe geldikten sonra ilk temaslarımızı Rusya'daki üniversitelerle yapmaya çalıştık. Ve son yılda 2 sefer Rusya temasımız oldu. Ve burada yaklaşık 6-7 üniversiteyle anlaşmalar imzaladık.
RANEPA'yla da şu an, bugün bir ön anlaşma imzaladık. İnşallah asıl protokolü Rusya'da geniş bir şekilde açılımlarıyla birlikte yapacağız. Bizim Sayın Rektörüm 1994-95 yılından beri üniversitemizde Rus Dili Edebiyatı bölümümüz var. Buradan yüzlerce öğrenci, belki binlerce öğrenci yetişti. Aslında ülkeler arasındaki bizim işbirliklerimizi sağlamak açısından bu kültür ateşesi, kültür elçisi görevi görme açısından bu çok önemli. Ben bu panelin hayırlara vesile olmasını diliyorum, başarılı geçmesini diliyorum. Tekrar Rus heyetine, saygıdeğer misafirlerimize, sevgili saygıdeğer milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum bu katılımlarından dolayı. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Çalış'a teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, şimdi önce moderatörü, daha sonra panelistlerimizi özgeçmişlerini arz ederek davet etmek istiyorum efendim. Sayın Ali Hashalıcı, Stratejik Düşünce Kurulu Başkanı. 2001 yılında Eskişehir Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun oldu. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Açık Uzaktan Eğitim Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Amerika'da Florida eyaletinde çeşitli çalışmaları oldu ve ayrıca Stratejik Düşünce Kurulu Başkanı, Kurucu Başkanı ve halen bu görevi yürütmektedir. Buyurun hocam. Evet, Profesör Doktor Sayın Vyacheslav Yuryevich Kartuhin. 1998 yılında Vladimir Devlet Pedagoji Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2005 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2011-2014 yılları arasında Vladimir Hukuk Fakültesi dekanlığı görevini yürüttü. 2014 yılında Vladimir Oblastı Yasama Meclisi Vekilliğini seçildi ve Yasam Meclis Başkanı Yardımcılığı ile görevlendirildi. Yine aynı yıl Vladimir Oblastı RANEPA Şube Müdürlüğü görevine getirildi. Günümüze dek söz konusu görevlerini idame ettiren Kartuhin, 1974 doğumlu olup evli ve iki kız babasıdır. Buyurun lütfen. Evet, Doktor Sayın Talat Envarovich Çetin, Rusya Milli Güvenlik Akademisi'nde uluslararası ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısıdır. Uluslararası hukuk ve ekonomi eğitimi almış Türk asıllı Rusya vatandaşıdır ve Rusya'da yaşamaktadır. Rusya'nın uluslararası ekonomik ilişkiler alanında 20 yıllık tecrübesi vardır. Asya Polis Teşkilatı'nın kurucusu olan Çetin, 2019 yılında yılı itibariyle Vladimir bölgesinde Rus Devlet Başkanlığı Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Akademisi'nde RANEPA'nın tam yetkili Türkiye temsilciliği görevini yürütmektedir. Buyurun lütfen. Sayın İsmail Emrah Karayel, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Amerika'da İngilizce eğitimi gördü ve Kent State Üniversitesi'nde ceza hukuku ve İngiltere'de Canterbury Üniversitesi'nde Of Kent'e uluslararası ticaret hukuku alanında yüksek lisans yaptı. Erciyes Üniversitesi'nde özel hukuk alanında doktora eğitimini sürdürmektedir. 26. ve 27. dönemde Kayseri Milletvekili seçilen Karayel, AGİTPA Türkiye Delegasyonu Sözcüsü ve Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu eş başkanı olarak görev yapmaktadır. Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Arapça bilen 1978 doğumlu Karayel, evli ve 3 çocuk babasıdır. Buyurun lütfen. Sayın Salim Uslu, Hak İş Konfederasyonu ve Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanlığı, AB Türkiye Ekonomik ve Sosyal Konsey Karma İstişare Komitesi Eş Başkanlığı, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ile Avrupa Sendikaları Konfederasyonu İcra Kurulu, ILO Cenevre Delegasyonu Uluslararası Endüstriyel İlişkiler Derneği, Türk Endüstriyel İlişkiler Derneği başta olmak üzere birçok kurumda üyelik görevinde bulundu. 24. dönemde Çorum Milletvekili seçilen Uslu, hali hazırda Hak İş Konfederasyonu Onursal Başkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiridir. 1955 doğumlu olan Uslu, evli ve 3 çocuk babasıdır. Buyurun lütfen. Evet, araştırma görevlisi Doktor Tekin Aycan. 1999'da TED Zonguldak Koleji ve 2003'te Mimar Sinan Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olan Taşçı, 2007'de Rusya'da Ural Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Şangay İşbirliği Örgütü üzerine hazırladığı tez ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.
Doktora eğitimin ise TÜBİTAK 22.214A desteğiyle Rusya'da yürüttüğü arşiv çalışmaları ışığında Rusya'nın Kafkasya İdaresi'ne dair hazırladığı tez ile Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamlamıştır. Uluslararası Türkiye-Rusya Araştırmaları Dergisi editörü olan 1981 doğumlu olan Taşçı, çalışmalarını Rusya ve Kafkasya tarihi Türk-Rus ilişkileri üzerine devam ettirmektedir. Buyurun lütfen. Evet, değerli konuklar, sözü Sayın Moderatörümüz Sayın Ali Has Halıcı'ya bırakıyoruz ve saygılar sunuyorum efendim. Bu programımız evet, biraz yaklaştır herhalde. Geleceğin rektörleri, milletvekilleri, sendika yöneticileri, kurum kuruluş yöneticileri, önce sizler hoş geldiniz. Akabinde de bu güzel çalışmada katkısı büyük olan Sayın Rektörümüz Mustafa Çalış Bey, Sayın Kaytugin Bey, milletvekillerimiz özellikle İsmail Bey, Salim Bey, Talat Bey, hepiniz hoş geldiniz. Bu program Gençler Rusya'da da yayınlanıyor. Orada da haberleri de olacak. Dolayısıyla Rus halkına, Rus vatandaşlarına, dost Rus halkına gelişmekte olan ikili ilişkilerimizin devamı ve daha da ileri seviyeye ulaşacak şekilde ilerlemesi dileğiyle hepsini selam ve saygıyla, hürmetle kendilerini anıyorum. Bugünkü Yeniden Asya isimli konferansımız, isim çok aslında derin bir isimdir. Coğrafi sınırları belirlenemeyecek kadar geniş bir içeriğe, gerek kültür, gerek tarih, gerek bilimsel, eğitimsel anlamlar ifade eden bir çalışma. Ve bu üniversitemizin bu konuda öncü olması, Türkiye'de de ciddi manada bir gelişmede yol kat etmesinden dolayı çok güzel bir şekilde belirlenmiş bir başlıktır. Hepinizin bu konuda istifade etmelerini istirham ediyorum. Bir de ufak bir bilgi paylaşmak istiyorum. Salim Bey ilk konuşmacımız olacak. Kendisinin akşam Ankara'da toplantısı olduğu için İlk konuşmayı yaptıktan sonra aramızdan programın sonunu görmeden ayrılacak. Dolayısıyla konuşmalarını yapmak üzere Salim Bey'e sözü vermek istiyorum ve 10 dakikada süresi var. Buyurun Salim Bey. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi değerli hocam, başkanım, Salim Bey ve diğer arkadaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Az önce yarın ifade ettiğim gibi ben Ankara'ya gitmek zorundayım. Karayolu gideceğim ve dolayısıyla akşam da görüşmem gerekiyordu. Onun için konuşmanın sonunu beklemeyeceğim hakikaten. Ekstremel mutluyum. İfade edildiği gibi büyük Yeniden Asya panelindeyiz. Yeniden Asya sınırlı tarihleri ama bizim kültürümüzde, şiirlerimizde çok yer etmiş bir Asya kıtası toplum olarak ifade ediyoruz. Özellikle bu şair Hilmi Yavuz'un şiirine baktım az önce. Diyor ki bize sadece ve sadece Asya'dan şiir kadar diyor. Bize şiir kadar diyor. Gerçekten Asya'nın cahiline gelen sadece duygusallığın ötesinde herhangi bir şey yok. Ama şimdilerde biz Asya'yı önemsiyoruz, çok önemsiyoruz. Ben bugünkü konuşmamda coğrafi açıdan Asya'nın tarihi, kültür açıdan Asya'yı ve siyasi açıdan, ekonomik açıdan Asya'yı anlatacağım. Ve sonuçta da kendimce bir değerlendirme yapacağım. Bir defa Asya bizim anlatımımızda, anlamımızda çok da ışığın doğuda yükseldiği bir yeri tarif ediyor, tarif etmektedir. Bu açıdan çok önemli. Ve kıtaların en büyüğüdür. 44,5 milyon kilometre kare dünyadaki kıtaların en büyüğüdür. Ve yine yüzölçümü itibariyle Afrika'dan sonra,
Amerika'da da büyük bir kıta kentidir. Dünya nüfusunun 4.3 milyarı yaklaşık Asya'da oturmaktadır. 2060'dan fazlası ve yine dünyadaki buğday üretimi %37'si Asya'da gerçekleşmektedir. Yeni kanıtlanmış 1.7 milyar varil petrol rezervini 150'den fazlası Asya'da çıkmaktadır. Ve yine kanıtlanmış doğalgaz rezervini, dünyadaki doğalgaz rezervi 185.7 trilyon metreküp doğalgaz rezervi saptanmıştır. Ve bu 170'den fazlası Asya kıtasında bulunmaktadır. Petrol ve gaz aktarımı baktığımız zaman da baskın akış yönü Asya'dan Avrupa'ya doğru gitmektedir. En son Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz TANAP'ın açılışını yaptı. Avrupa'ya gönderdik. Tarih ve kültürel açıdan baktığımız zaman da kaynağı gücünün kaynağı yine Asya. Birkaç istisna olabilir ama Asya. Nüfus hareketleri de doğudan batıya doğru göç söz konusudur. Yine bizler Türkler tarih sahnesine çıktığımızdan bu yana Yunanistan'dan çıkıp batıya yani Avrupa'ya ve Afrika kıtalarına yöneldik. Tarihte bu işin patronundan merkezi bir yönde Asya'dır. Sasani Devleti, İslam Devleti, Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti, Rus Çarlığı gibi barışımdan hep Asya merkezli büyük devletler gibi. Hatta Rum İmparatorluğu'nun ağırlık merkezi de Asya'ya kaymış. Daha sonra İmparatorluk merkezi biliyorsunuz İstanbul olmuştur. Ve yine Sema'yı dinleyen yanı sıra yaygın felsefi dillerin kaynağı da kaynak merkezi yine Asya'dır. Musevi'li Hristiyanlık ve İslam'ın doğduğu yerler Orta Doğu'dur ve yani Asya kıtasındadır. Ya en yaygın felsefi dinler olan Budizm, Brahmanizm, Şintoizm vesaire gibi inançların kaynağı ve merkezi de yine Asya'dır. Aynı zamanda özellikle İslamiyet'in yayılmasına paralel olarak bilim ve sanatın kaynağı aslında boyunca yine Asya olmuştur. Ve İslamiyet dışındaki bazı medeniyetler de Asya'da neşir etmiştir. Özellikle Çin ve Hint medeniyetinin insanlığa büyük değerler kazandırdığını hepimiz geçmişten beri biliyoruz. Bugün kullandığımız ondalık sistemine dayalı rakamlar ve saat dilimleri Hint medeniyetinin insanlığa bir hediyesi olarak hatırımızdadır bulunmaktadır. Aynı zamanda kağıt, matbaa, barut vesaire gibi bilimsel ve teknolojik kuruluşlar da yine Asya'dan neşet bulunan buluşlardır. Ekonomik açıdan tarihi pek yoğun Çin başta olmak üzere Asya'da üretilen malların ticaret kervanı aracılığıyla Avrupa'ya taşınmasına hizmet etmesi söz konusu olmuştur. Kadim çağlar yeryüzü ticaret ekseni de yine Asya ile Avrupa arasında olmuştur. Bunda İpek yolunun, tarihi İpek yolunun çok büyük bir katkısı olmuştur. Zannediyorum Kayseri'de de geçti tarihi İpek yolu. Bu bağlamda çeşitli elde bir miktar İngilizce grafikler var. Bunları vaktin darlığı nedeniyle sizinle paylaşmak istemiyorum. Bunun dışında Japonya, Kore, Çin ve Malezya başta olmak üzere Asya ülkeleri bir ticaret yükselişe dönemine geçmişlerdir. Ve Asya'nın yeniden yükselişi Pasifik kıyılarında başlamıştır. Geçmiş döneme göre yeniden bir yükseliş döneminde geçiyoruz. Sovyetler Birliği yıkılmasından ardından Türkiye, dünya ekonomisi ve ticaretinde yeni bir yapılanma başlamıştır. Dünya ekonomisinde yeni bir yapılanma başlamıştır. Bilim ve teknolojik başlangıç gelişmeler dünya için enerji ihtiyacını de artırmış bulunmaktadır. Bu dışta artan enerji, petrol ve doğalgaz kaynaklarının büyük bölümünde hakim olan Asya'yı yeniden dünya ekonomisinin merkezine oturtan, Çin'in son yıllarda seyrettiği büyük yükselişi, dünya ekonomisindeki payını 116'ya, küresel ticaretteki payını ise 135'e çıkartan, Japonya, Hindistan, Türkiye, Türkiye, Endonezya, Kore, Rusya, İran ve Arap Yarımadası eklendiğinde dünya ekonomisinin ağırlık merkezinin Asya'ya doğru kaydığı pekala görülmekte ve son günlerde yaşanmaktadır. Günümüz Avrupa ve Kuzey Amerika ekonomileri doygunluğa ulaşmış ve artık büyüme kapasitelerini yitirmişlerdir. Nüfus yaşanması, iş gücü pahalanması başta olmak üzere bir dizi gerekçeyi neden Avrupa ve Kuzey Amerika ekonomilerinde artık genişleme yeteneği kalmadığını göstermektedir. Buna karşın Asya'nın bu alanda sahip olduğu imkanlar, ekonomik ve ticaretin ağırlığı Asya ülkelerinde doğru kaymasını sağlamaktadır.
diyebiliriz. Avrupa Otomotiv Devleri yeni yatırımlar için Türkiye'yi içinde bulunduğu yer Asya'yı tercih etmelerinin yegane sebebi de buradan kaynaklanmaktadır. Özetle söylemek gerekirse, evet, IŞİD doğudan yükselmektedir. Gerek ekonomik, gerek kültürel anlamda, tarihsel anlamda bizim Asya'yla bağımız elbette yatsınamaz. Ve medeniyet bayrağını taşıma fırsatı bu kez, bir kez daha Asya'ya geçmiş olacaktır. Hal böyleyken Batı medeniyetine ait başat ülkelerin bu tarihi süreci engellemek bu mümkün değilse yavaşlatmak için büyük bir çabanın içinde olduğu aşikardır. 2001'deki ikiz kuleler saldırıları bahane ederek başından açtığı saldırıları esasen Asya'nın bu yükselişini durdurma gayretinden başka bir şey değildir. Ve Afganistan, Irak'ın işgalleri, Arap Baharı'nın bir şey çevirmek için yapılan demokrasi için müdahaleler ve nihayet Suriye üzerinden Türkiye'ye karşı kurulan pusatlar da Asya'nın yükselişini engellemeye yönelik çabalar olarak görülmelidir. Türkiye öncülüğünde olmak üzere İslam dünyasındaki yeniden dirilme hamleleri de Asya'nın yükselişinde bağımsız asla değildir. Ve 19. yüzyılın başlarından itibaren Batı karşısında geriye düşen 20. yüzyılın başlarında dizleri üzerine çöktüren Türkiye, 100 yıllık kendini toparlama sürecinin ardından bugün yeniden dünya sahnesindeki yerini almak üzere harekete geçmiş bulunmaktadır. Artık Birleşmiş Milletler ve NATO'nun çarpık yapılanması, bu yapılanmanın sahiplerinin yüzüne karşı aykıran ve tüm mazlumları uyandırmaya çalışan bir Türkiye vardır. Bu gerçeği herkes görmeli ve bilmelidir. Bunun dışında 15 Temmuz'da yaşadığımız 2016'daki hain darbe girişimi ve karşı devlet Millet İttifakı'na direnen Türkiye, tarih akışını değiştirdiği tescillemiştir. Türkiye, batılı devletlerin askeri darbeler dahil kimi mekanizmaları hizaya getirip istedikleri noktada tutabildikleri bir ülke olmaktan artık kurtulmuştur. Artık kendi bağımsız kararlarını alabilen ve milli güvenliği ile ekonomik menfaatleri gerektirdiği hamleleri büyük devlet iddiasındakilerden icazet almadan yapan bir Türkiye söz konusudur. Türkiye'nin yakaladığı yeniden dirilme süreci Asya'nın yeniden yükselmişe paralel olarak büyüyecek ve mazlum coğrafyanın uyanışını da hızlandıracaktır. Türkiye bütün bu süreçte Asya'daki gelişmelere bigane kalamaz. Kalmamalıdır ve bu sebeple bizim bu Şangay Beşlisi'yle beraber hareket ediyor olmamız, NATO'yu tartışma konusu yapıyor olmamız vesaire, bütün bunlar aslında bir amaca yöneliktir. Bilesiniz ki Türkiye'yi yeniden ayaklar üzerinde duran, kendi üzerinde, kendi geleceğini, kendisi belirleyen bir ülke konumuna getirmek içindir. Ve bunda sayısız Türkiye'nin faydası vardır, dünyanın faydası vardır. Barışı kurmak isteyen, barışı ıskalamak istemeyen bir Türkiye dünyanın mutlaka Türkiye'nin batı yerine doğuyu tercih etmesinde büyük fayda vardır. Elbette batıya karşı bir gayret kalamıyoruz ama doğulu olmak da bizim kökenimizde vardır ve bizim aslımızda vardır, orijinimizde vardır. Doğulu olarak kalmak ve doğulu olarak ölmek istiyorum sözü de buradan neşet bulmuştur. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Zannedersem üniversitemizin bir takdimi olacak. Salim Bey. Evet, Salim Hocamız ayrıca programdan değişik olmuşlar. Evet, üniversitemizin günün anısına Sayın Salim Uslu'ya plaket taksimi var. Sayın Erdoğan'a plaketlerini taksim etmektedir. Vaktimizin Salim Bey'den dolayı sınırlı başlaması gereği
programı size arz edemedim. Onlar dakikalık görüşme olacak. Herkes fikirlerini paylaşacak. Soru sormak isteyenler için ise tüm konuşmacılarımızın konuşmasından sonra soru cevap yapacağız. Vaktimiz var. İstediğiniz şekilde soru sorabilirsiniz. Şimdi sözü Rusya'dan gelen misafirimiz, Sayın Rektörümüz Kaytügün Bey'e veriyorum. Tercümesini de Talat Bey yapacak. Ama ben peşin peşin söyleyeyim, ben tercümeyi kafama göre yaparım. Şimdi Talat Bey, Rusya'da, Rusya'nın devlet televizyonunda, yani bizim TRT'mizde orada yayınlanacağı için, hadi burada Rusya bilmeyenler için problem olmayabilir ama orasını düşünmek lazım. Fark etmez efendim. Sayın Kaytügün, biz... Добрый день, уважаемые друзья. Я представляю Владимирскую область. Это один из самых древних регионов России. По сути, с Владимира, Суздаля начиналась Россия. Sevgili arkadaşlar, öncelikle iyi günler. Ben Rusya'nın en eski eyalet ve bölgelerinden olan Vladimir bölgesini temsil ediyorum. Moskova yakınlarında Çarlık başkenti, eski Rusya'nın başkenti olan Vladimir şehrinden bahsetmek istiyorum. Я являюсь директором Владимирского филиала Президентской академии при президенте Российской Федерации. Это единственное такое высшее учебное заведение при президенте нашей страны. Ben sizleri Rus Devlet Başkanlığı'na bağlı yegane, sadece tek bir akademi olan Rus Devlet Başkanlığı Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Akademisi RANEPA'nın temsilcisi olarak selamlıyorum. Я хочу вам передать огромный дружественный привет от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Öncelikle sizleri Sayın Devlet Başkanı Putin'in göndermiş olduğu en içten selam ve sevgilerle selamlıyorum. Наши страны очень динамично развиваются. Наши президенты постоянно встречаются, обсуждают вопросы мировой политики и, я должен сказать, что влияют на международную политику очень активно. Ülkelerimiz Türkiye ve Rusya süratle gelişmekte. Bu gelişme aynı zamanda devlet başkanlarımız Erdoğan ve Putin'in sürekli görüşmeleriyle de ilgili. Bu görüşmeler neticesinde inanınız ki ve görünüz ki dünya politikalarına artık etki ediyorlar. Если говорить об Азии, то представить успешное развитие Азии без Турции и России, я думаю, что это очень сложно сделать, потому что и Турция, и Россия всегда влияли на все процессы политические, экономические, которые происходили в Азии, и продолжают это делать. Eğer bir Asya'nın kalkınmasından ve Asya'nın varlığından bahsedeceksek, Türkiye'siz ve Rusya'sız bundan bahsetmek mümkün değildir. Türkiye ve Rusya'nın desteği ve varlığıyla Asya kalkınmaya hamlesini yapacaktır. У нас с вами очень богатая история, очень много событий, было и хорошее, и плохое, но наши страны очень на протяжении всей истории были всегда очень глубоко связаны с друг с другом. Türkler ve Rusların, yani bizim sizlerle çok derin ve zengin bir geçmişimiz var. Bu geçmişte zaman zaman hoş, zaman zaman kötü anılar da olsa sürekli bir birliktelik içinde olduğumuzu hatırlatmak isterim. Я уверен, что среди россиян очень много друзей Турции. Я отношусь точно к таким друзьям. И среди турецкого народа очень много тех, кто с огромным уважением относится к России и к россиянам. Ben çok iyi görüyorum ve biliyorum ki Rusya'dan Türkiye için önemli sevgi ve saygı taşıyan insanlar olduğu kadar Türkiye'den de Rusya'ya karşı sevgi, sempati ve saygı taşıyanlar olduğunu ki ben dahil diyorum, görüyorum. Я всегда выступал и выступаю за
дружеские отношения между народами, это должны быть отношения в культурной сфере, в сфере образования, в сфере спорта, в сфере политической политики должны дружить и общаться друг с другом, потому что именно настроения среди народа в итоге будут влиять на настроение наших руководителей наших двух государств. Ben her zaman ilişkilerde dostluğun ve birlikteliğin devamından yana olmuşumdur. Hem sporda, hem eğitimde, hem politikada sürekli ilişkilerin olması halkın iki milletin de moralini yükseltmekte, iki milletin moralinin yükselmesi demek, devlet başkanlarının moralinin yükselmesi demektir. Я бы хотел поблагодарить Талата Четина за те усилия, которые он прилагает для того, чтобы народы наших двух стран дружили, общались и чтобы между нашими народами была дружба. Benim hakkımda konuştuğu için tercüme zor ama benim de bu işlerde özellikle her iki Rus ve Türk milletlerini ve kendilerini ortak olarak görüştüğüm için bana teşekkür etti. Я думаю, что нам поаплодируют. И вот сейчас господин ректор подошел, я бы хотел от души поблагодарить господина ректора за прекрасный прием, его команду уважаемую, потому что у нас сегодня состоялось подписание протокола о выстраивании отношений между нашими двумя учебными заведениями. Özellikle sayın rektörümüzün şimdi içeri girmiş olmasından sonra tekrar bir kez daha hatırlayarak bugünkü göstermiş olduğu misafirperverlik, yakınlık, aynı zamanda imzalamış olduğumuz bu başlangıcını yaptırmış olduğumuz protokol başlangıcının hem yapılması hem de samimiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Мы рады будем видеть прекрасных студентов, которые в этой аудитории находятся, прекрасных преподавателей ваших у нас в гостях, чтобы вы принимали участие в наших конференциях. И с большим удовольствием наши студенты, они тоже очень прекрасные, наши преподаватели будут приезжать, участвовать в ваших конференциях и мероприятиях. Burada konferansta iştirak eden bu güzel öğrencileri ve sayın öğretim üyelerini de kendi üniversitemizde, akademimizde görmekten mutluluk duyarız. Ayrıca bizim öğrencilerimizi ve akademik kadromuzu da göndermekten kıvanç duyarız. Я бы хотел сказать, что передовые государства, они в первую очередь вкладываются в сферу образования. И я бы хотел сказать, что я нахожусь под впечатлением, насколько государство внимательно к сфере образования в Турции и особенно к вашему университету, который выглядит очень достойно. Yani bir ülkenin yapısıyla ilgili düşündüğümüzde eğitim seviyesinin çok önemli olduğunun altını çizerek ve düşünerek diyorum ki Erciyes Üniversitesi'nde de devletin yapısını ve kalitesini görüyoruz ki mükemmel. Особенно впечатлили биотехнологии и те прорывные проекты, которые сейчас реализуются в этой сфере. Özellikle biyoteknolojik gelişmelerin ve yürümekte olan hızlı gelişmelerin olduğunu belirtmek isterim. Я думаю, что с такими университетами у Турции прекрасное будущее. Böyle üniversiteyle Türkiye'nin geleceği aydınlık. В завершение своего выступления хотел бы вас поблагодарить за то, что пригласили меня. Я уже делаю второй визит в Турцию, и всегда эти визиты сопровождаются многочисленными встречами, и я вижу, насколько дружелюбный у вас народ, и уверен, что у России и Турции очень большое будущее, и от нас очень много зависит на международной арене. Konuşmamın sonuna geldiğimde bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Türkiye ikinci gelişim. Türkiye'nin bu ilerleyişinde özellikle Türk-Rus ilişkilerindeki yapısında da samimiyetini görüyorum. İnanın Türkiye ve Rusya ilişkileri ilerledikçe bizim geleceğimiz aydınlık ve yapacağımız çok iş var. Спасибо, всего самого доброго. Teşekkür ederim. Bey, bana da bir yardımcı olursanız memnun olurum. Tabii ki Rus dostlarımızı
turizm anlamında Türkiye'de daha çok görmek istiyoruz. Türkiye ekonomisinin daha düşmemesi onların da işine gelecektir. Doğrudan çarpan etkisidir. İşo işo naş upravljajući konferansije gospodin Ali işo хочет добавить, чтобы количество туристов должен увеличиваться в много раз больше, чтобы мы рады их видеть в Турции. Teşekkür ediyorum. Спасибо. Şimdi de değerli gençler, ülkemizin gençlere örnek olabilecek çalışmalarının neticesi olan genç bir vekilimiz Sayın İsmail Emrah Kayır Bey'e sözü vermek istiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Kıymetli rektörlerim, değerli hocalarım, kıymetli öğrenci kardeşlerim, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bu salonda herhalde üçüncü toplantımız oldu. Bu salon verimli, organizasyonda emeği geçen başta Ali Bey olmak üzere bütün herkese teşekkür ediyoruz. Tabii Sayın Rektörümüze ve dekanımıza, fakültedeki hocalarımıza da bunu mümkün kıldıkları için ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Bugünkü protokol son derece önemli. İki üniversite arasında, RANEPA ve RGS Üniversitesi arasında imzalanan protokol son derece önemli. Bu protokolün devamının geleceğine, bir anlaşma haline alacağına ve bu anlaşma neticesinde de siz bu salonda bulunan kardeşlerimden bazılarının ve üniversite öğrencilerinin bir kısmının ve hocalarımızın biraz önce Sayın Rektörümüzün de davet ettiği gibi ilgili üniversiteye gideceğine ve oradan da yine öğrenci kardeşlerimizin ve hocalarımızın buraya geleceğine eminim. Bunun neticesi hem akademik anlamda hem ilmi anlamda kendini gösterecektir. Hem de kültürel ilişkilerin gelişmesi anlamında son derece önemli. Tabii tarihi Kültepe'den, Karımkaniş'ten daha öncesine dayanan bir şehirde bulunuyoruz. Karımkaniş sonrasında Roma İmparatorluğu, sonrasında Bizans İmparatorluğu, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet. Bu medeniyetleri yaşamış bir şehirde bulunuyoruz. Kayseri'mizde bulunuyoruz ve onun da ilim bilim merkezinde bulunuyoruz. Bu bizim için iftar vesilesi. Biraz önce de gene bahsedildiği gibi hem kök hücre merkezini, hem ilaç merkezini, hem nanoteknoloji merkezini, hem de yeni kurulacak olan, inşallah en kısa zamanda kurulacak olan aşı merkezinin inşaatını görme fırsatı bulduk. Bunlar bizim için iftar vesilesi. Üniversitemizin adının duyurulması, araştırma üniversitesi olarak statüsünün devam etmesi anlamında, fen bilimleri anlamında birçok diğer araştırmayla, birçok diğer kıymetli çalışmayla beraber son derece önemli. Tabii sosyal anlamda da diğer fakültelerde de çok kıymetli çalışmalar yapılıyor. Sayın Rektör de benim gibi hukukçu. Dolayısıyla gerek hukuk fakültemizde, gerekse diğer fakültelerde çok kıymetli çalışmalar yapılıyor. Bu anlamda herkesi bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Yeniden Asya derken şu an bizim arkamızda, sizin önünüzde bulunan haritaya dikkat çekmek istiyorum. Harita çok kıymetli. Oradaki ülkeleri şöyle bir sayacak olursak, Rusya, yukarıdan başlayalım. Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan, Körfez ve ortada da Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, yani Türk dünyasını görüyoruz. Bir önceki buradaki konferansımda öğrencilere, öğrenci kardeşlerime, arkadaşlarıma söylediğim şeylerden bir tanesi, dil öğrenme konusunu tavsiye etmiştik. Biliyorsunuz ben iki dil tavsiye ediyorum. Bir tanesi İngilizce, zamanın dili olması hasebiyle. Ondan sonra da dört tane dil tavsiye etmiştim, seçimlik. Bunlar Çince, Rusça, İspanyolca ve Arapçaydı. Dolayısıyla bu tavsiye ettiğim dillerden üç tanesi arkamdaki haritada konuşuluyor. Ve o zaman yine söylediğim bir şeyi tekrar etmek istiyorum. Hem beşeri kaynakların, hem coğrafi kaynakların, hem yeraltı kaynaklarının, hem de şu an hali hazırda mevcut olan ekonomik kaynakların, yani sermayenin çok büyük bir kısmının bu coğrafyada olduğunu ve bu coğrafyadan neşet ettiğini, kaynaklandığını hep birlikte biliyoruz. Dolayısıyla dünyanın geleceğinde bu coğrafyanın, bu haritanın çok önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biraz önce sağ olsun Sayın Milletvekilimiz
ifade etti, rakamlarla ifade etti. İşte yeraltı kaynakları, insan kaynağı anlamında birçok hususu rakamlarla ifade etti. Dolayısıyla tekrara düşmek istemiyorum. Ama aynı zamanda bu haritaya baktığımızda, bu haritada dünyanın kutuplarını da görebiliriz. Ne demek? Üç kutupları vardı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından önce iki tane üç kutubu vardı. Üç merkezi vardı dünyada. Birisi NATO, öbürü Varşova Paktı'ydı. Yani birisi Amerika, birisi Amerika ve etrafındaki ülkeler, öbürü de Rusya ve müttefikleriydi. Dolayısıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldıktan sonra ben bunu gördüm. Yaş itibariyle belki bazı kardeşlerimiz sadece kitaplarda okuyor ama daha sonra dünyada birçok sıkıntı ortaya çıktı. Bu ortaya çıkan sıkıntıların bir kısmının, önemli bir kısmının aslında bu emperyalist de mantıkla beraber ortaya çıkan birçok sıkıntının bir kısmının dünyanın tek kutuplu hale gelmesinden kaynaklandığını o dönem için belki de söylesek yanlış olmaz. Dolayısıyla yeni dönem içerisinde baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'ni gene dünyada bir güç merkezi olarak değerlendirdiğimizde kutup olarak ifade edelim. Rusya'yı yine aynı şekilde dünyada söz sahibi güç merkezlerinden birisi olarak, Çin'i aynı şekilde dünyada güç sahibi merkezlerden birisi bir kutup olarak değerlendirirsek, Avrupa Birliği'ni müstakil olarak değerlendirirsek bir güç merkezi ama bunu tamamlayabilecek çeşitli unsurları, mesela ordusu, askeri güç, sert güç eksikliği nedeniyle biraz da böyle bir parantez içinde söylesek ve dört tane kutuptan veya işte bunları ayıracak olsak, üçte Amerika, Avrupa Birliği'ni beraber değerlendirirseniz üç ve yine bu kutupta yaklaşmakta olan, bu haritada yaklaşmakta olan birçok güç merkezinin de birçok demeyelim, belki düzeltelim, birkaç güç merkezinin de birkaç potansiyel kutubun da olduğunu hep birlikte görüyoruz. Ben bunlardan bir tanesinin Türkiye olduğunu düşünüyorum. Ve olmak için çabaladığını da hep birlikte görüyoruz. Zaten karşı karşıya kaldığı şimdiki tabirle sinemalar, mücadelelerin de bundan kaynaklandığını çok net şekilde ve kendi açımdan söyleyebilirim. Evet, bu harita aslında ifade edilirken yeniden doğu diye ifade edilebilir. Fikri anlamda bakıldığı zaman başka ifadeler kullanılabilir. Yine büyük doğu desek, bu haritada Büyük Doğu da yine bu harita içerisinde kendi tanımını bulan unsurlardan bir tanesi. Üstad Necip Fazıl'ın da tırnak içerisinde kullandığı şekliyle de söylüyorum bu Büyük Doğu'yu. Dolayısıyla medeniyet beşiği, medeniyet merkezi olan bu haritanın son derece kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bir ayet-i kerime, yanlış hatırlamıyorsam, biz gücü insanların arasında çekip çeviririz diye buyuruyor Allah-u Teala. Bunu biraz daha açalım. Kendi ifademizle söyleyecek olsak, medeniyetlerin arasında, dünyada güç medeniyetlerin arasında yer değiştirir. Belli süreler içerisinde, belli şartları sağlamalarıyla birlikte. Ve yani dünyada merkez, güç merkezi, şimdiki tabiriyle bakarsak Doğu-Batı arasında gider gelir. Batı da kendi içerisinde gider gelir. Ve şimdiki anlamıyla aslında ağırlık Batı'da. Bu biraz önce saydığım güç merkezleriyle beraber bu dengenin ekonomik anlamda, askeri anlamda, siyasi yetki anlamında doğuya doğru kaymaya başladığını, bu terazinin böyle biraz daha doğu yönünde eğilmeye başladığını herhalde çok net şekilde görmeye başlıyoruz. Evet, tabii günümüzde dünyanın yaşadığı siyasi sıkıntılardan bahsetmek lazım. Güvenlikle ilgili yapılan operasyonlardan bahsetmek belki lazım. Bunların içerisinde biraz önce söylediğim gibi tek kutupluluk maalesef sıkıntılı bir süreçti. Şimdi geldiğimiz aşamada özellikle bizim kendi bölgemiz içerisinde 1,5 dakikam kalmış. Yani kendi bölgemiz içerisinde birçok operasyonun aslında yine bu gücü muhafaza etmek için yapıldığı ve sömürü maksatlı yapıldığı ve gelecek projeksiyonları içerisinde kendi hedeflerine ulaşmak için yapıldığını çok net şekilde görüyoruz. İşte izimler vardı dünyada hepimizin hatırladığı. İşte kapitalizm, emperyalizm, komünizm, bunların bir kısmı kalmadı. Bir kısmı da geçerliliğini yitirmeye başladı. Günümüz içerisinde çok ciddi şekilde sorgulanmaya başladı. Dolayısıyla herkes kendi değerleri içerisinde
en iyisini kendinin yaptığını iddia ediyor. Biz de Türkiye olarak bunu iddia ediyoruz. Türkiye olarak özellikle son dönemde çok katmanlı ve çok taraflı bir dış siyaset izliyoruz. Buna Doğu'da, Batı'da dahil, Doğu kurumları, Batı kurumları da dahil. Daha önce yapmadığımız şekilde Doğu kurumlarıyla, Doğu'daki organizasyonlarla daha fazla içli dışlı ve münasebet halindeyiz. İşte saymak gerekirse Şangay Meclisi, gene BRICS ülkeleri ve işte Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerin artması, Rusya ile ilişkilerin artması, bunları örnek olarak gösterilebilir. Bunun neticesi olarak da çok etkin bir hale bölgemiz içerisinde geldiğimiz, dünya içerisinde de attığımız adımlarla aslında birçok hususu etkilemeye başladığımız çok net şekilde ortada. Tabii bu süreçte Türkiye-Rusya arasındaki dostluğu, Türkiye ile Asya'daki diğer ülkeler arasındaki dostluğu son derece önemsiyoruz. Ve bunların geliştirilmesi için de özellikle çaba sarf ediyoruz. Hem ticari anlamda ülkelerin ve başta ülkemizin menfaatinin sağlanması için, hem de siyasi anlamda etkinliğimizin artması için bunun yapılması lazım. Doğuyu yok sayarak, sadece batıya bakarak hareket ettiğimizde nasıl sac ayağının veya iki ayağımızdan birinin eksik olduğunu çok net şekilde gördük geçmiş yaşadığımız tecrübelerle birlikte. Bunların da önümüzdeki süreçte olmaması için çaba sarf ediyoruz. Çok önemli bir husus var. Onu ifade edip belki bitirmem lazım süreme de riayet etmek maksadıyla. Bir kuşak bir yol projesi var malumunuz. Bu Çin'den başlayıp en fazla şu an arzı yapan diyelim ülkeden başlayıp talebin en fazla olduğu Avrupa'ya kadar devam eden bir tren yolunu, hatta birkaç tren yolunu ifade ediyor. Kuzey, Orta ve Güney Koridoru var. Güney Koridoru bilenleriniz vardır. Bir kısmı deniz yoluyla devam ediyor. Ve bu tren yolu hayata geçti. Biliyorsunuz Çin'den kalkan ilk tren yerine ulaştı. Bu geçtiğimiz ay içerisinde oldu. Hatta basında da yer aldı. Bu son derece kıymetli bir şey. Hem dünyada dengelerin, güç dengelerinin, ticaret dengelerinin değişmesi anlamında son derece kıymetli bir şey. Hem de ilişkilerin artması anlamında, mesafelerin kısalması anlamında son derece güçlü bir şey. Tabii biz Türkiye olarak özellikle Rus akım, Mavi akım, Türk akım gibi doğalgaz ve çeşitli boru hatlarıyla aslında aynı zamanda bunu kuzeyden güneye doğru da yapıyoruz. Yani Rusya'dan aldığımız gazı, yeraltı kaynaklarını kendi ülkemiz üzerinden en fazla tüketimin yapıldığı Avrupa'ya naklederek hem ülkemizin stratejik önemini arttırıyoruz, hem Avrupa'nın ihtiyaçlarını karşılıyoruz, hem maddi gelir elde ediyoruz, hem de Rusya ile ülkemizi ve aslında Avrupa'yı bir anlamda yakınlaştırıyoruz ve muhtemel belki oluşturulmaya çalışan müstakbel çatışmalarında önüne geçiyoruz. Örnek olsun diye söylüyorum, Almanya-Rusya arasındaki ilişkiler bunlar çok net bir örnektir. İşte Avrupa Birliği ile ilgili konuşurken de bundan bahsetmiştim. Mesela Almanya-Rusya ile ilgili çok sert konuşamaz. Çünkü Almanya'nın gazı Rusya'dan geliyor. Dolayısıyla çok sert konuşursa, Rusya'nın canını sıkarsa, Rusya'da bir anda gaz rezervlerinde bir sıkıntı ortaya çıkabilir. Dolayısıyla da böyle bir şey son derece kıymetli. Türkiye'nin bu boru hatları da son derece kıymetli. Yani bölgesel barış anlamında baktığımızda Yunanistan-Türkiye arasında ki gerginliklerin düşmesi, Avrupa Birliği ile Türkiye'nin birbirine yaklaştırılması anlamında da son derece kıymetli hususlardan bahsediyoruz. Ben bir ufuk çizmeye çalıştım. Dolayısıyla Doğu son derece kıymetli, Batı da son derece kıymetli. Tabii bu haritadaki yönler, Doğu neresi, Batı neresi, harita ters mi duruyordu, düz mü duruyordu geçmişte kısmını geçen seferde söyledim diyor. Parantez için alıyorum, araştırın. Bu haritanın tam tersi de var, biliyorsunuz. Yani kuzeyin güneyde olduğu, güneyin kuzeyde olduğu, tam tersine duran, dolayısıyla batının doğuda, doğunun batıda olduğu, bu göreceli şeyler, bunlar da var. Ama bütün medeniyetler arasındaki, insanlık arasındaki ilişkilerin gelişmesi için, barış ekseni içerisinde, doğuyu ve batıyı yaklaştırmak için, yükselişli olan doğuyu, Batı'yla yaklaştırmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. İnşallah bu anlaşma da, üniversiteler arasındaki anlaşma da buna bir önemli bir vesile olacak diyorum. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Vekilimize teşekkür ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de 112 ayette bilimden bahseder. Gizli veya aşikar.
Biz bilim konusunda son 300 yıldır çok gerideyiz ve yıkılmalarımız, yeniden doğuşlarımız hep temelde oldu. Hedeflerimiz de bu temelde oldu. Sayın Vekilimizin de zikrettiği gibi inşallah bu anlaşma üniversitenizde, özellikle sizlerin geleceği açısından bir dönüm noktası olur diye umuyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi de yine gençlik üzerinden devam edelim. Tekin Hocama söz vermek istiyorum. Gerçi ona hep içimden Tarık demek gerekiyor. Öyle kaldı herhalde. Kürsüde yapabilir miyim? Tekin Hocam 10 dakikanız var. Buyurun. Hocam süreyi başlatmayayım. Sunumum çok küçük olacak. Metne bağlı kalmaya çalışacağım. Öncelikle Uvajayma Kartuhin Radivas Vidita Narşan Üniversitete İnadeyimse Etep Streçe Sınava Pafteritse. Bu sözler 200 yıl önce yaşamış olan Napolyon'a atfedilmektedir. Adeta bugünü resmetmekte olan bu sözler şunu gösteriyor ki gerçekten Çin artık uyanmış ve Batı'yı rahatsız eder hale, hatta dünyayı rahatsız eder hale gelmiştir. Çin'in küresel güç dengesini sarsması Batı'nın dikkatini çekiyor, fakat bu sadece Batı'nın dikkatini Asya'ya yönelten Çin değil, Çin haricinde gene Japonya, Güney Kore, Hindistan başta olmak üzere birçok Asya ülkesinin de ekonomik, ticaret, bilim ve teknoloji alanlarında gerçekleştirmiş olduğu atılımlarla bugün dünyada ağırlık merkezinin Atlantik'ten Asya'ya kaymasına sebep olduğunu görüyoruz. Bu ülkelerin yükselişi bugünün değişen jeopolitiğinde Asya'nın küresel önemini de artırmakta. Bu ise ABD başta olmak üzere Batı'nın ilgisinin bu coğrafyaya yönelmesine sebep olmakta. Kısaca Asya'yı tanıyacak olursak, Asya, Türkiye ve Rusya'nın bulunduğu Kuzey ve Batı Asya, Türkistan olarak adlandırdığımız Türk Cumhuriyetleri'nin bulunduğu Orta Asya, Japonya, Kore, Çin'in yer aldığı Doğu Asya, Hindistan, Pakistan'ın yer aldığı Güney Asya, Tayland, Kamboçya, Vietnam, Malezya, Endonezya, Filipinler gibi ülkelerin bulunduğu Güneydoğu Asya şeklinde alt bölgelerden oluşmakta. Asya'nın yüz ölçümü 44.580.000 kilometre kare civarında. Amerika ile kıyasladığımız zaman Amerika 42 milyon, Afrika 30 milyon, Avrupa ise 10 milyon civarında. Burada en büyük toprağa sahip olan Rusya aynı zamanda dünyada da en büyük ülke. 17 milyon metrekarelik bir yüz ölçümüne sahip. Bundan sonra Çin geliyor 9,5 milyon, Hindistan gene 3,5'a yakın, Kazakistan, Moğolistan, İran şeklinde sıralayabiliriz. Nüfus bakımından ise dünyanın nüfusu 7 milyar 547 milyon 643 bin şeklinde tahmin ediliyor. Asya'nın nüfusu ise 4 milyar 436 milyon civarında. Burada liderlik dünya çapında Çin'de 1 milyar 420 bin, Hindistan 1 milyar 368 ile ikinci sırada, sonra Endonezya, Pakistan, Bangladeş ve Rusya ilk 10 içerisinde yer alan ülkeler. Bu haliyle kapladığı alan ve nüfus bakımından Asya dünyanın en büyük kıtası durumundadır. 50'den fazla ülkenin bulunduğu bir coğrafyadır. Dünya hakimiyet teorilerinde Asya önemli bir yere sahiptir. Bunlardan önemlisi İngiliz teorisyen Halford Mackinder'ın ortaya attığı kara hakimiyet teorisi. Bu teoriye göre Avrupa, Asya ve Afrika dünya adasını oluşturmakta ve bu adanın kalbi Doğu Avrupa, Sibirya ve İran arasındaki alandır. Haritada görüyoruz. Dünyaya hakim olmak için bu alanın
yani kalp kahın ele geçirilmesi gerekmektedir. Amerikalı Uluslararası İlişkiler Profesörü Nicholas Spikeman'ın ise kenar kuşak teorisinde dünya adasına hakim olabilmek için Mackinder'ın işaret ettiği kalp kahı çevreleyen kuşağa hakim olmanın gerektiğini ileri sürüyor. Ve Spikeman Ringland olarak adlandırdığı bu kuşağı Avrupa, Türkiye, Irak, İran, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Çin, Kore, Doğu Sibirya olarak sıralamakta. Dolayısıyla dünya hakimiyeti için bu ülkelerin ele geçirilmesinden bahsediyor. Bunların dışında 20. yüzyılda dünya hakimiyeti teorilerinden ayrı olarak enerji havzalarının çevrelenmesi temelinde yeni stratejiler de ortaya atılmıştır. Bunlardan bir tanesi Orta Doğu'yu ilgilendirmektedir, diğeri ise Orta Asya ile alakalıdır. Yeniden Asya açılımı, bundan 20 yıl önce Asya'nın dünya ekonomisinin gayri safi yurt içi hasıla toplamındaki payı %31.7 idi. Bugün ise bu oran %47.2'ye çıktı. Gene aynı 20 yıllık dönemde Kuzey Amerika'nın payı %25'ten %18'e, Avrupa'nın %28'den %20'ye düştü. Bugün dünyanın en büyük ekonomisinden 3'ü Çin, Japonya ve Hindistan Asya kıtasında yer almakta. Yaklaşık 7,5 milyar olan dünya nüfusunun 4,5 milyarlık kısmının Asya'da yaşadığını söylemiştik. Dolayısıyla da nüfus bakımından dünyanın en kalabalık 30 şehrinden 21'i Asya'dadır. Sıralamanın ilk 3'ü Tokyo, Delhi ve Şanghay'dır. 20 yıl önce Türkiye'nin Asya Pasifik ülkeleriyle ticaret hacmi 6.3 milyar dolar civarındaydı. Bu rakam ülkemizin toplam dış ticaret hacminin %9.4'üne tekabül ediyordu. 2018'de bu rakamlar 63.9 milyar dolara ve %16.4'e yükseldi. Aynı 20 yıllık dönemde Asya Pasifik ülkelerinden Türkiye'ye gelen yatırım miktarı 628 milyon dolardan 5.5 milyar dolara kadar yükseldi. Ve bizim bölgemizden, Türkiye'den bölgeye yatırımlar ise 512 milyon dolardan yaklaşık 1,5 milyar dolara yükseldi. 20 yıl içerisinde atılan adımların geliştirilmesi için bir vizyona ve stratejiye ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu konudaki ilk adım, en önemli adım 5 Ağustos 2019 tarihinde atıldı. Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun da ifadeleriyle Türkiye'nin dünyanın hızla ağırlık merkezi haline gelen Asya kıtası ile ilişkilerini planlı ve odaklı bir şekilde geliştirmesi gerekmekte. 21. yüzyılda siyasi ve ekonomik alanda güçlü olmak için dünyanın ekonomik merkezi haline gelen Asya ile işbirliğine ihtiyacımız var. Bugün uluslararası toplum ve Asya'da daha fazla yer almak için rekabet halinde. Bu toplumlara nazaran Asya'da Türkiye'nin derin köklere sahip olduğunu biliyoruz. Günümüzdeki gelişmeler ve Türkiye'nin geleceğe yönelik planları, Türkiye'yi Asya'daki farklılıkları gözeten ancak bölgeye bütüncül bakabilen yeni bir politika oluşturmasını sağlayacak şekilde bir açılma sevk etti. İşte bu amaçla 1998'deki Afrika açılımından sonra 2019 Ağustos ayında 11. Büyükelçiler Kongresi'nde Sayın Çavuşoğlu tarafından Yeni Asya adı altında Asya açılım ilan edildi. Ve yeniden Asya ifadesine değinmek gerekiyor. Çünkü bu tartışmalara yol açtı. Bundan anlamamız gereken şey Türkiye'nin Asya politikasını yeniden şekillendirdiğidir. Eksen kayması tartışmaları var. Coğrafi manada Türkiye'nin ne ülkesi olduğu sorusuna cevap vermek oldukça zordur. Nitekim Türkiye hem Avrupa hem Asya, bu arada Orta Doğu, hem Karadeniz hem Akdeniz, hem Balkan hem Kafkas ülkesidir. Türkiye bu konumu sayesinde bütün bu coğrafyanın enerji hatlarının ve ticaret hatlarının kesişme noktasındadır. Dolayısıyla Türkiye'nin Asya açılımı bir eksen kayması değildir. Çavuşoğlu'nun da ifade ettiği gibi Türkiye coğrafi konumu itibariyle eksenin kendisidir. 2050 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinin 5'inin Asya coğrafyasında olacağı, dünya nüfusunun ise %65'i dünya nüfusunun Asya'da yaşıyor olacağına dair tahminler var. Yani ticaretin siklet merkezi, dünya nüfusu buraya kayacak. Buna bağlı olarak da Türkiye'nin Asya ile ilişkileri stratejik boyut kazanmakta. Rusya, Asya'nın yüz ölçüm bakımından en büyük ülkesi olup bölgedeki enerji kaynaklarının büyük kısmını elinde bulundurmaktadır. Bu haliyle bölgenin yükselen güçleri arasında önem arz etmektedir. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin son 20 yılda tarihinde görülmemiş ölçüde gelişim gösterdiğini ve bu yöndeki ivmenin işbirliği alanlarını genişleterek devam ettiğini şahit oluyoruz. Rusya özellikle Türkistan coğrafyasındaki Türk Cumhuriyetleri üzerinde sahip olduğu nüfuz itibariyle Türkiye'nin Asya politikasında muhakkak göz önünde bulundurması gereken bir ülkedir.
Türkiye ve Rusya arasında 16 Kasım 2001'de imzalanan Avrasya İşbirliği Eylem Planı, iki ülkenin söz konusu topraklarda rekabetten işbirliğine geçtiğinin en önemli kanıtıdır. Bununla birlikte Rusya, bölgede etkin durumdaki Şangay İşbirliği Örgütü, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği gibi Türkiye'yi bölge politikaları açısından ilgilendiren uluslararası örgütlerin kurucusu ve nüfuzlu üyesidir. Bu haliyle de Türkiye'nin yeniden Asya açılımında Rusya'nın yeri oldukça önemlidir. Küçük bir öneriyle sunumumu bitirmek istiyorum. Yeniden Asya her ne kadar Dış İşleri Bakanlığımızın bir inisiyatifi ise de bunu Türkiye'nin bir stratejisi olarak görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla devletin tüm kurumlarının bu sürece etkili ve koordineli bir şekilde katılması elzemdir. Bu noktada üniversitelere düşen sorumluluk oldukça büyüktür. Bu konuda ülkemizin 10 araştırma üniversitesinden biri olan Erciyes Üniversitesi, Dışişleri Bakanlığımız tarafından ilan edilen açılıma katkı sağlayabilecek kapasitedeki en önemli üniversitelerden birisidir. Nitekim üniversitemiz bünyesindeki tarih bölümü, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, Rus, Japon, Kore, Çin dili edebiyatı bölümleri, Hindoloji, Kafkas dilleri ve kültürü bölümleri doğrudan yeni Asya açılımında ülkemizin ihtiyacı olan uzman kadrolara sahiptir ve yeni kadrolar yetiştirmektedir. Ülkemizin dış politikası ve belirlenen milli stratejilere katkısını arttırmak için söz konusu bölümlerin koordineli şekilde çalıştırılabileceği bir Asya Araştırmalar Merkezi açılabilir. Bunun örneği birkaç üniversitede var ve bunlar aktif olarak çalışmakta. Fakat böyle bir merkezi ayakta tutabilecek olanaklar bakımından üniversitemizin daha avantajlı olduğunu görüyoruz. Buna ilaveten Türkiye'deki üniversiteler bünyesinde doğrudan Rusya araştırmalarına yönelik kurulan merkez sayısı yok denecek kadar az. Böyle bir merkez, yani Rusya Araştırmaları Merkezi, son 20 yılda tarihte görülmemiş şekilde gelişen Türk-Rus ilişkilerine olduğu kadar yeni Asya açılımına da hizmet edecektir. Üniversitemiz, Türkiye'nin bu alandaki ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahiptir. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Hocamıza teşekkür ediyorum. Aslında TASAP bu konuda biraz çalışmalar yapıyor. Türkiye Asya Stratejisi. Bahsettiğiniz o kurumun çalışmaları var. Serhat Bey, sıra sizde. Son dakika sunacağım. Buyurun. Sayın Rektörüm, Sayın Vekilim, hocalarım, sevgili arkadaşlar. Asya deyince şöyle bir orijinal Asyalı olarak Asya selamıyla sizleri selamlamak ve yine Asya'nın gönlünden kopan bir şairimizin kısa şiiriyle açılış yapmak istiyorum. Asya'da bu selamın özelliği Türkiye'de alışık olduğu için bir başka gelir. Asya'da kime geldiğinizde Esselamu Aleyküm, merhaba önce. Engel tanımıyor insan sevince. Şu an bile bunun ispatı bence engelleri çöze çöze kavuştum. Allah'a çok şükür size kavuştum. Şimdi ben özellikle hiç kimse Asya'dan bahsetmezken TV'lerde, gazetelerde, demeçlerde Asya'dan bahsettim. Bu benim için bir övünç kaynağı falan değil, görevimdi. O yüzden devletin, bakanların bu konuları yıllar sonra ele alıyor olmasından biz gocunmuyoruz. Çünkü devlet bazen ölü taklidi yapar. Devlet bazen kaplumbağa gibidir. Bundan hiç kimse gocunmasın ve çekilmesin. Ben dedim ki yıllar önce Türkiye bir an önce Asya Doğu Bakanlığı kurmalıdır. Türkiye'nin Asya ile ilişkileri, Avrupa ile ilişkileri, ABD ile ilişkileri gibi olmamalıdır. Olamaz. Türkiye Asya'nın çocuğudur, sahibidir, kanındandır. Yani Asya sevgili dostlar, hocalarım, sayın vekilim, bizim mekan, bizim mahalle. Eğer bizim mahalle ise biz kendi mahallemizde nasıl rahat, samimi, adaletli, içten ve huzurluysak Asya'da da gördüğünüz gibi aynı huzura, aynı
zenginliğe aynı rahatlığa sahip olabiliriz. Peki bunu bilip de bizden daha iyi davranan Batı ve Avrupa, ABD neden Türkiye'nin Asya'da olduğunu unutturdu? Neden Türkiye'yi bölmek için Asya'dan başladı? Ne demek bu? Şu demekti efendim, 15 Temmuz hain darbe girişimini yapan FETÖ yapılanmasını Asya'dan başlatmıştı. Yani önce bizimle aynı dili konuşan Türk dilli kardeşlerimize, dostlarımıza Türk numarası yapıp, Türk adıyla girip bölgeye yabancı istihbaratları kuzu kılığında kurt bakarak bizim içimizdeki refaha ifa sokmak istedi ve bunu başardı. Şu anda Asya'da maalesef FETÖ'nün belasını, ABD istihbaratının ve Batı istihbaratlarının etkisini azaltmış değiliz. Bunun için sadece Türkiye'nin varlığı ve mücadelesi yeterli değildir. O noktada asıl hedef olan ve Türkiye ile birlikte aynı şekilde kaynaklarına saldırılan Rusya'da ve tüm Asya ülkelerinde bununla ilgili mücadele için işbirliği yapmalıdır. İşte bunun için ben Türkiye'deki bu gece kulübü baskınından ve merhum Rus Büyükelçi Karlov'un katledilmesinden sonra Türkiye ve Rusya öncelikle başkanlığında bir polis teşkilatı kurulmalıdır. Bu polis teşkilatı terörle mücadele, uyuşturucuyla mücadele, göçle mücadeleyle kendini gösterecek bir teşkilat olmalıdır. Bunun adı da Asya Polis Teşkilatı olmalıdır diye söylemiştim. Ve gerçekten de bu kabul gördü. Artık Asya'nın da yakın zamanda sizlere de yansıyacak. Aynı Batı'nın Interpol'ü gibi polis teşkilatı her yerde görünür ve herkesin derdine derman olur. Seviyede işler yapmaya başlayacaktır. Ne demekti bu efendim? Demek ki biz sadece Batılıların sözleriyle, Batılıların yol göstermeleriyle değil, biz kendimiz de bir şey yaparız. Biz polis teşkilatı da kurarız. Biz bugün üniversitemizde gördüğümüz gibi başkalarına bağlanmadan da ilaç sektöründe çeşitli araştırmalar yaparız. Yani dünyanın en eski milletlerine sahip olan Türkler ve kökeni itibarıyla Asya'nın hamisi, sahibi olan Türkler, Rusya'yla, İran'la, Hindistan'la yani Asyalı halklarla birlikte ittifak yaptıklarında dünyaya adalet, mutluluk ve refah getirirler. Çünkü Türklerin esas yapısında adalet vardır, merhamet vardır. Türklerin ve doğulu milletlerin gücünün azalmasından sonra bakınız ki dünyada adalet azalmıştır. Dünyada kan artmıştır. Bununla birlikte Batı'da ve ABD'de kendilerine göre gayri safi milli hasıla yükselmiştir ama Batı'daki bu yükselme aynı zamanda Doğu'da felakete, fukaralığa, kendi içinde katliamlara ve ölümlere sebebiyet vermiştir. Sevgili dostlar, kıymetli hocalarım, sayın vekilim, Asya Birliği, yeniden Asya Birliği sağlandığında artık Asya terörist fabrikası olmayacak. Asya şu anda laboratuvarda terör örgütü üreten ABD ve Batı için bir terör fabrikasıdır. Ne demek bu? Avrupalı ölmesini sevmediği için, ABD'de terörist bulamadığı için kendine göre teröristleri de Asya'dan ithal etmektedir. Bu saatten sonra Asya Birliği sağlandığında teröre prim vermeyeceği için, terör için kimse daha sağa sola çıkmayacağı için, kaçmayacağı için bir bakıma dünyanın güvenliği de terörle ilgili Asya tarafından yine sağlanmış olacaktır. Yani şunu söylüyorum ki Doğu Bakanlığı Türkiye'de kurulduğunda, Asya Bakanlığı Türkiye'de kurulduğunda ferdi olarak her Asya ülkesiyle ilgili özel masa kurulacaktır. Yani bu kurulan masaların birçoğu güvenlik, eğitim, karşılıklı sağlık ve turizmle ilgili çalışmalarını ABD'ye, Batı'ya muhtaç olmadan Asya kendi arasında kendi sorununu çözecek, kendi yanında kavrulacak, kendi pişirdiği aşı yiyebilecektir. Çünkü dünyanın en eski medeniyeti olan Asya kaynaklarını, bilgilerini
aynı zamanda bilimsel çalışmalarını korumaya, kollamaya, geliştirmeye yeteneklidir. O yüzden sevgili arkadaşlar, kürsüde konuşurken zamanın nasıl geçtiği pek bilinmez. O yüzden ben daha yeni başlamış gibiyim ama yaklaşmış da olabilirim. O yüzden şimdi bir iki rakamla bu fikrimi destekleyip sizlere Asya ile ilgili düşünmeniz için davetiye verip artık bundan sonraki planlarınızı sorular sorulduğunda ne yapmak istersiniz? Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Efendim Almanya'da yaşamak istiyorum. Artık Almanya pek demiyor ama daha çok hala Amerika gençler arasında bu popülaritesini koruyor kendine göre. Bakınız sevgili arkadaşlar, şu anda ABD dünya ekonomisinin %25'ini yani dünyadaki paranın %25'ini elinde tutuyor ve her geçen yıl bu elinde tuttuğu rakam azalıp gerçek sahibine doğru kayıyor. Yani birileri çıkıp diyor ki bakınız bu kaynaklar bizim, bu meydan bizim, paralar da bizim. Dolayısıyla bu varlıktan dünyanın en kadim medeniyeti Asya medeniyeti nasibini almalıdır. Biz kendi kaynaklarımızı verip, kendi kaynaklarımızı sömürtüp sizlerin bir bakıma yukarıdan bizi yönetmenize asla izin vermeyeceğiz. Bu hızlanmayla Sayın Vekilimin altını çizdiği ki bizim de Sayın Meclis Başkanı ve Rektörümüz Kartopin'le birlikte yakın zamanda bulunmuş olduğumuz tarihi Çin şehri, Çin eski başkenti Xi'an'dan ilk tren kalktığında biz de kendisiyle birlikte oradaydık. Sayın Vekilimin bahsettiği Xi'an'dan kalkıp da Londra'ya kadar giden ilk trenin kalkışında biz bulunduk ve biz gönderdik. Şimdi bu İpek Yolu, eski İpek Yolu'nun kalktığı konvoy da, kervan da yine Xi'an şehrinden kalkmıştı. Bakınız ki aradan 2000 yıl geçti. 2000 yıl sonra artık Doğu yükselişe tekrar geçmektedir. Bu ne yavaşlık, 2000 yılda ne kadar uzun sürdü sakın gocunmayın. Sakın bununla ilgili rakam sizi hiçbir şekilde küstürmesin, engellemesin, yolunuzu kesmesin. 2000 yıl medeniyetlerde, devletlerde çok uzun zaman değildir. O yüzden artık bu süre geçmiş ve yükseliş doğuya gelmiştir. Bu ne anlama geliyor? Sevgili dostlar, bundan sonraki 2000 yıl bizim. Kaybedilen 2000 yılın yerine bundan sonraki önümüzdeki 2000 yılın medeniyetine, yükselişine şahit olacağız. Sevgili dostlar, arkadaşlar, bundan sonraki çocukların adı erkekler Asil, kızlar Asya. Tam genç konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum. Evet ve